yapar. Beter ki siz şey yapın. Şimdi Thales'in söylediği laflar da bunlar. Şimdi gelin bunlarla Thales'i bir inşa edelim. Bu laflarla Thales'i nasıl inşa edersiniz? Her şeyin su olması ne anlama gelir? Yani her şeyi su olması ne anlama? Kullandığı kelime muhtemelen ye hidor ya da hidros. Bilmiyoruz hangi kelimeyi kullandığını. Kesinlikle bilmiyoruz. Su akar, su aktığı için. Başka? Şimdi Thales'in yaşadığı, unutmayın, Yunanlıların bütün kozmolojisi toplumu düzenlemek için vardır. Yunanlıların kozmolojisi politiktir. Yunanlılar kozmosta şehrin düzenini ararlar. Kural budur. Siz kozmosu yerli yerine koyarsanız şehri de ona uygun şekilde düzenlemeniz istenir, beklenir ama olması gerekmez. İki, kendini de ona göre kurman gerekir. Yani eğer kozmosa ilişkin tasavvurun varsa iki tasavvurla beraber ortaya çıkar. Bir, şehrin, yani nedir? Politik dünya. İki, etosun. Yani Yunanlılarda kozmos politikos ve etos iç içe geçmiştir. Modern dünyada bu kırılmıştır. İyi mi kötü mü ben bilmiyorum yani. Felsefede iyisi kötüsü yok. Tespit bu. Modern dünyada kozmos temelli politik fikirler yoktur. Evet, şimdi bu su. Su deyince ne anlıyorsunuz? Her şeyin kökeni su. Su bir tanrı mı? Su diye bir tanrı var mı Yunanlılarda? Yok. Kim var? Okeanos var. Şimdi bakın ilk yaptığı işlerden bir tanesi her şeyin kökeninde artık bir tanrı değil ya da tanrılar değil bir tanrısal varlık var. Yunanlıların maddesine madde demek için Descartes'in ortaya gelmesi lazımdı. Descartes'tan sonra ancak siz maddeye madde diyebilirsiniz. Anlaşıldı mı? Yani Yunanlılardaki bu dönemin maddesi bizim anladığımız maddeyle zerre kadar alakası yok. Çünkü bu madde aynı zamanda canlı, aynı zamanda bir aklı da var. Yani böyle madde olur mu? Bizim maddemiz şeydir. Cansız ve akılsızdır. Öyle değil mi? Descartes'tan sonra. Yani Yunanlılara maddeci dediğiniz zaman diyebilirsiniz ama hangi koşulda mesela Descartes sonrası bağlamında diyemezsiniz. Onun için ne diyelim? Malzeme diyelim, yapı taşı diyelim. Su. Su bildiğiniz anlamda bir madde değil. Bu anlamda bu adamlar materyalist değil. Materyalist olabilmek için başka zamanların gelmesi lazım. Demokritos'a bile diyemezsiniz. Demokritos'la ilgili bir hikaye anlatayım size. En tanrı tanımazı diye geçer Yunanlıların. Demokritos'a ilişkin rivayetlerde şey, Demokritos ruhları avlamaya çalışıyormuş mezarlıklarda. Ruh atomlarını. Ve Demokritos kendini şey zannediyormuş. Yukarıdaki büyük bir güçle insanlar arasında aracı olduğunu zannediyormuş. Öyle hikayeler de var.